Bankası'nın genel merkez yöneticisi Günay Onayman aramızda. Hoş geldiniz. Logan Mübadeleri Derneği Başkanı. Belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın kolları ve Saadet Partisi Genel Merkez Teşkilatı nezdinde sizlerle tanışık olmaktan cesaretliyiz diyen siz değerli dostları canı yürekten bir kez daha selamlıyorum. Bayramınızı kutluyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 1948'di ve 1950 yılında seçimler oldu. İsmet İnönü demokrasiye dair çok partili döneme geçmek için büyük bir mücadele verdi. Yenileceğini elbette bilmiyordu. Ama yenilgi de vardı o tarihi sürecin içerisinde. Ama demokrasinin en azından bir parçasını hayata geçirmek önemliydi Türkiye'nin gelecek siyaseti açısından. Çok partili dönem ve halkın sandığa giderek iradesini ortaya koyması demokrasi açısından kıymetliydi. O gün bugündür, yani 73 yıl sonra sadece çok partili döneme değil, demokrasinin gerçek ilkeleri ve değerleri olan sandıkta çıkmayanların da 86 milyonun da taleplerinin göz önüne alınacağı yeni bir demokrasi mücadelesi verdik. Elbette bir ittifakla yola çıktık. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda büyük bir riski, büyük bir mücadeleyi ortaya koydu. Farkındaydık, biliyorduk ama şunu gördük. Türkiye'de demokrasi isteyenlerle demokrasi istemeyenler arasında önemli bir farklılığı çok net bir şekilde gördük. Elbette başaramayabiliriz ama başardığımız bir şey var. Yan yana gelirsek, birlikte olursak, ortak yaşama kültürünü geliştirebilirsek, burnumuzun önünü görüp sokaktaki herkesle merhabalaşabilirsek, ortak mücadelemizi, ortak değerlerimizi yan yana getirebilirsek umut olmaya devam ederiz. Umudumuzu büyütürüz. Mum ışığında yürümeyi değil, aydınlığa doğru koşarak umudu büyütebiliriz. Farkındayız. Faşizm artacak. Merdan yanardağın içeri atılması, hapse atılması, tutuklanması iktidarın tekrar hem basını, hem medyayı, hem basın yayın organlarını terbiye etme sürecidir. %80, %90 basını kuşatma altına almış olan iktidar doymamaktadır. %100'üne sahip olma çabası içerisindedir. Farkındayız. Eğer o sözü, o tür güzellemeleri veya buna benzer bir algıyı iktidar yanlıları, iktidar ortakları yapsa ödüllendirilir. Dolayısıyla ortada Merdan Yanardağ'ın cezaevinde olma süreci iktidarın siyaseten ne yazık ki ama ne yazık ki yargıyı vesayet aracına dönüştürmesindendir. Tabii ki gelecekte parti için seçimler var, ardından yerel seçimler var, herkesin hedefi var. Tabii ki hedefiniz olacaktır. Hedefiniz olmak zorundadır. Hedefiniz yoksa zaten hiç siyaset yapmayın. Hiçbir partiye de üye olmayın. Gerçekten umutsuz olabilmeniz için de aslında çok da öyle bir kötü durum da yok. Ha, hata bizde. Çok güzel bir söz var. Ben sözü beğenirim. Çok yeri de kullanırım. Şıh uçmaz. Şıhı kim uçurur? Müritleri uçurur değil mi? Biz müritlik görevimizi yerine getirdik de mi şıhı uçuramadık? Türkiye'nin Kurban Bayramı tablosu şudur. Hanelerimizin yalnızca 29'unda, 100 hanenin 29'unda kurban kesilebilmiş, 71 hane ise o hanelerden gelecek payı beklemektedir. Memleketin gerçek gündemi budur. Türkiye'de gündüz yaşananlarla gece televizyonlarda konuşulan şeylerin uzaktan yakından alakası yoktur. Sürekli bir yalanla, bir manipülasyonla, sürekli bir kurguyla yönetilen, daha Türkçesi
troll mantığının yönettiği bir memlekette yaşıyoruz.